Namur Master programından herkese merhabalar. Ben Kadir Çetin ve karşımızda bu haftaki konuğumuz Tuğba Yurt. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Kadir'cim. Yepyeni bir single'la konuk oldunuz. Evet. Sözü, müziği, düzenlemesi, klibi, milibi neye ait onları bir öğrenelim sizden. Tamam. Şarkının ismi İnceden İnceden. Evet. Daha yeni çıktı zaten. Sözü Duygu Eyüpoğlu'na ait. Müziği Duygu Eyüpoğlu, Ümit Köse. Düzenlemesi Erdem Kınay'a ait. Hepsiyle bu şarkıda, bu projede ilk buluşmam. Ve hepimiz ayrı ayrı bu şarkının heyecanını yaşıyoruz gerçekten. Klip yönetmeni Murat Joker. Zaten 3 projedir kendisiyle birlikte çalışıyorum. Evet. Her şeyde güzel bir şarkı olduğunu düşünüyorum. Seveceğini. Nereden anladınız güzel? Ben inanıyorum. Teaser daha yayınladığında insanların tepkisi çok güzeldi. Evet. Hani çok az bir kısmını paylaştığınızda da şarkının ufaktan nasıl gideceğini böyle hissediyorum. Ya her şeyden öte benim içime sindi. Ben içime sinmeyen bir projeyi de zaten öylesine çıkarmış olmak için de çıkarmıyorum biliyorsun. Güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Aslında destur iyi gidiyordu hala. Biraz evet. Erken davrandın diye düşünüyorum ben. Öyle mi diyorsun? Ben öyle düşünüyorum çünkü mesela ben desturun hala listelerden inmediğini görüyorum. Böyle olunca da yeni şarkıya çok fazla yer benim veremeyecekler diye düşünüyorum. Öyle ya. Hep uzun süre çalıyor gerçekten. Enteresan. Hani böyle gerçekten 3 ay 4 ay çalıp böyle bayağı yüklenip sonradan çekiyorlar bazı şarkıları. Hiç öyle değil. Güç Band'ı artık 1 sene boyunca çaldı gerçekten. Evet. Destur da hala denk geliyordum zaten böyle evet, ama evet, evet. Nereden baksan Mart ayında çıkarttım ben Destur'u. Eylül'deyiz. Yine bir 6-7 ay geçti aslında. Evet. Böyle yeni bir heyecan istedim. O zaman bir İnceden İncelerin klibini izleyelim. Olur. Arkasından devam edelim. Tamam. Şimdi Tuğba Yurt stüdyomuzda klibi izlediniz. Gördüğünüz gibi güzel bir klip olmuş. Böyle bir sahilde çekilmiş falan. Nerede çektiniz? Vallahi ne sen sor ne ben söyleyeyim. Bir ara fotoğraflar paylaşıyordun durmadan dedim. Bir şey gelecek bunun arkasından. Evet klip evet geldi. Yani Temmuz'dan beri klibi çekiyoruz aslında. Böyle değişik bir klip. Yani ben istedim biraz Joker'den. Dedim ki çok yalın, çok sade. Bir önceki kliplerime nazaran daha böyle benim ön planda olduğum ama daha doğal halimle günlük hayatta nasılsam. Bayağı bikiniyle falan yani. Doğal. Yani bayağı bikiniyle. Hani daha makyajın da sade olduğu falan bir klip istedim. Daha yakın planlarım kullanıldı falan. Evet, evet. Joker de kırmadı beni. Gerçekten çok istediğim ayarlı bir klip çekti. İlk Foça'da çektik. Orada bir deniz kenarı sahnelerimiz oldu. Çok güzel böyle bir alan bulduk Foça'da. Orada çektik. Sonra dayanamadım dedim ki ekiple birlikte böyle biz çıktık yola. Evet. Hadi dedim buradan gidelim. Salda Gölü varmış. Çok güzelmiş göl. Hı-hı. İşte kumlar bembeyaz. Orada yürüyüş sahneleri falan çok güzel olur. Çok güzel sahneler çıkabilir deyip Foça'dan biz Salda Gölü'ne doğru yola çıktık. Orada görüntüler aldık. Giriliyor muydu göle? Yani aslında girenler var ama biz işte tam böyle saat olarak hep böyle ucu ucuna gittik. Ben çok istiyordum girmek. Giremedim akşam vaktine doğru gidince. Bir de göl tehlikeli biraz daha. Su yılanları falan var yani. Yani işte o yüzden cesaret edemedim. Böyle bayağı bir 2-3 yerde çektik klibimizi. Evet. Ben çok beğendim. Hem şarkıyı çok beğendim. Besteci arkadaşları da tebrik ediyorum. Çok da teşekkür güzel bir ederim. Şarkı yazmışlar, bestelemişler. Sağ ol. Erdem Kınay'ı da tebrik etmek gerekir. O da güzel bir sound yakalamış. Gerçekten öyle. Sen zaten hani böyle minyon tipli ve ondan sonra böyle bir ne diyelim ona melez güzelisin. Klipte de bambaşka bir boyut olmuş. Gerçekten. Teşekkür ederim. Sağ ol. Destur da henüz listelerden inmedi. Destur'u bir klibiyle izleyelim. Tamam. Sonra sohbetimiz devam edecek. Number One Star programı devam ediyor. Konuğumuz Tuğba Yurt ve son single'ı İnceden İnceden'i konuşuyoruz. Destur'u izledik. Bir önceki single şarkısıydı. Böyle single single her şarkıda böyle 12'den vuruyorsun. İşlerine yansıyor mu? Yansıyor tabii. Yani çok şükür mesela bu sene daha güzel işler yaptık. Daha ağırlık olarak festival işleri yaptık. Belediye konserleri. Belediye konserleri. Daha fazla kitlelere hitap ettik ki benim de artık biraz daha evet önceden daha ağırlıklı olarak böyle playback işlere gidiyorduk. Çok istiyordum daha ağırlıklı canlı işler olsun doya doya şarkı söyleyebileyim sahnemde. Onu bu sene daha fazla gerçekleştirdim. O yüzden mutluyum. Tabii ki de her şarkıda bir şeyler katıyoruz kendimize. Önemli olan da konserlerde her şarkına insanların eşlik ettiğini görmek gerçekten çok büyük mutluluk. Çünkü o zaman anlıyorum ben şarkılarımın doğru yere ulaşıp ulaşmadığını. Bunu da yaşıyorum konserlerimde zaten. Bunun nedenlerinden bir tanesi de tabii ki radyo ve televizyonlarda çok yüksek rotasyonda giriyorsun ve çalınıyorsun, yayınlanıyorsun. Hı hı. Bence onun da çok büyük bir etkisi var. Çünkü konsere gidenler de bu kitle. Yani evet. Dijital mecrada, sosyal ve dijital mecradakilerin çoğu konsere gitmiyor.
açıkçası. Tabii. Yani mesela YouTube'da klibini izleyenlerin çoğu konserine gitmiyor ama radyo ve televizyonlar, konserde çok önemli, kesinlikle. Etkisi işte böyle gözüküyor. E tabii insanlara duyurulmasındaki en yalın taraf sizsiniz. Yani radyolar direkt insana ulaştırıyorsunuz. Yok işte bu kitle konsere de giden bir kitle. Evet. O yüzden mesela ben sorduklarında böyle bir örnek verebilirim bundan sonra da. Mesela Aleyna Tilki'yi de örnek veriyoruz. Diyoruz ki ya işte Aleyna Tilki'nin de konserlerinde ezbere söylüyorlar. Veya Ece Seçkin'de de aynı şey oluyor vesaire. Radyocular da seni çok sevdi. İşte müzik kanalları da çok sevdi. Sen de onların şey oldun. Ya çok şükür. Yeni evet, yüzü oldun. Bu çok önemli bir şey. Nasıl mesela Selena Gomez çıktığında o müzik piyasasının yeni yüzü olmuştu. Sen de Türkiye'de yeni yüzlerden. Her geldiğimde de bu örneği veriyorsun biliyor musun? Ciddi Selena misin? Gomez'e benziyorsun diye. Ama demek ki yani. Demiştim bir öncekinde. Oturmuş beynimizde. Oturmuş yanlış anla özür dilerim. Sen Selena kim senin yanında yani? Selena kim? Sen kimsin? Selena, ey Selena sesleniyorum sana. Gel bana. Kim güzel. O Selena ya? Yok canım güzel bir kız sanıştı o yüzden söylüyorum. Ben gereğini yaptım buradan ona bu mesajı. Seslendin mi? Tamam kesin seslen. Duyacaktır ama zaten. Bir de biz tabi programda. Ulaşır belki sesin. Hiciv yapıyoruz. Bir klip arası verelim. Verelim. Tuğba Yurt bu işte. İnceden şarkısıyla Tuğba Yurt'u bugün konuk ediyoruz. Yeni single'ı ve gerçekten bununla ilgili çok konuştuk. Şimdi normal günlük hayatımıza devam edelim. Olur. Bir de şimdi bir kabuk değişimi var pop müzikte, fark ediyorum onu. Bir taraftan deep house alt yapılar ilerliyor, bir taraftan sizin bir sound'ınız var, değişik bir sound ilerliyor. İşte Erdemlerin sound'ı vesaire baktığımızda. Bir taraftan da eski sound'lara benzer sound'lar da yürüyor. Ama mesela bir başka sound da iyice gömüldü, hiç yok. Şimdi isim vermek istemediğim için böyle sound, mount falan diyorum. Evet. Yanlış anlamasın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Yani sen de takip ediyor musun bu akımı? Yani dikkat ediyor musun? Mesela bu kadar inceleyebiliyor musun? İnceliyor musun? Yani günümüzde şu an tabii ki de o değişti gerçekten. Bütün altyapılar, işte müzik tarzı biraz değişti geçmişe göre kıyaslarsak. Biraz daha elektronik müzik şey yapıyor. Daha akustikten uzaklaştık aslında geçmişe göre ama ben de ayak uyduruyorum tabii ki ister istemez. Çünkü o her seferinde yenileniyor. Sound dediğim şey gerçekten yenileniyor. Her seferinde farklı sesler, müzik gelişiyor. Ama biraz da böyle o sıcaklıktan, eski müzik, daha orijinal havasından uzaklaşmışız gibi de hissediyorum. Bazen soğuk geliyor. Çünkü çok bütün şarkılar birbirine benzemeye çok başlıyor. Çok da elektronik olmaması lazım. Yani bana evet biraz bir soğuk geliyor duymak. Aslında. Kesinlikle. Hani bir... evet altyapı şu an ayak uyduruyoruz. Benim şarkılarımda da var zaten o evet, sound. Evet, ama evet. Hani bir yerden o sıcak enstrüman sesini duymak istiyorum ben yani. Hani tamamen de soyutlamak istemiyorum kendimi. Ne bileyim ya yine o eski zamanki akustiklerin yerini tutuyor mu? Bu beni düşündürüyor açıkçası. İstediğim müziği yapıyor muyum? O da beni düşündürüyor. İhtiyaca göre müzik ya da piyasaya göre müzik yapmak. Arada bir şey yapıyorum ben şu an sanki. Evet. Peki şimdi konserlere çıktığın zaman bir saz ekibi oluyor anladığım kadarıyla. Onlar canlı çalıyorlar evet, değil mi? Evet. Yani buraya geldin gök gürültüsünü beraberinde getirdin. Gerçekten ayağın çok uğurlu. Bereketli geldim. Yağmur başladı valla. Şu anda sağanak yağmurun. Sağanak yağmur direkt. Hatta sağanak dolunun ayak seslerini duyar gibi oldum yani. Sevgili dinleyiciler bilmiyorum sizin de kulağınıza geliyor mu ama güzel, gök gürültüsü var şu anda. Evet. Getirdim. İyi bir şey yani bu Kadir. İyi güzel. Ya niye öyle bakıyorsun ha? Anlamlı bakıyorsun. Hayır ne gelecek arkadan cümleler senden merak ediyorum. Yağmur berekettir yani onun evet. için güzel söylüyorum yani. Ya bir şey söyleyeceğim. Sevgili dinleyiciler, sevgili seyirciler. Tuğba çok ön yargılı birisi. Gerçekten. Yani sürekli böyle bak hayatımda hiç kimse şeyde... bana bunu söylemez ama nedense sana karşı öyle bir şey oluştu ya. Evet. Ama bunun sebebi sensin. Bunun sebebi sensin. Sensin Kadir. Sensin, ben değilim. Ön yargılı olan beni, sensin. Çünkü yargılayan beni, sensin. Sen beni sen bu hale getirdin. Selena. Sevgili seyirciler bir klip arası verelim. Tuğba Yurt'la programımız devam ediyor. Sakın bir yere kaybolmayın, hemen geliyoruz. Tuğba Yurt stüdyomuzda programımız devam ediyor. Sohbetimiz de devam ediyor. İnceden isimli yeni bir single'la karşımıza çıktı. Evet. Ve bu single'la ilgili konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi şarkı güzel. Tekrar hatırlatalım yeni dinleyenleri, izleyenleri. Diyelim ki şarkı çok güzel oldu. Klibi de çok güzel oldu. Evet. Ve tekrar bunu bir kere İzlesinler, daha koyalım. İzlesinler, dinlesinler. Evet. Hayatta erkeklerin en zor anlaştığı burç, Başak Burcu kadınlarıdır. Sen hangi burçtun?
Bir dakika, gerçekten hangi? Başak Burcu'yum deme sakın. Başak Burcu'yum. Ya ben diyorum, niye bu kızda zor anlaşıyorum diyorum. Ya bir şey söyleyeceğim, neden öyleymiş? Ne, Başak sebep Burcu ne yani? Kadınları çok titiz. Böyle temizlik hastası, çok titiz. Ondan sonra tutkulu bir şeyi var. Titizlikleri var. Yani sadece hastalık temizliğe değil de. Hastalık derecesinde diyorsun. Ya eşine de titiz atıyorum yani. Ya bu iyi bir şey ama işte mesela karşısında bir aslan erkeği varsa. Bu da sen oluyorsun galiba aslanlaşan. Şimdi övmeye başlayacak o burcu da aslan burcu varsa aslan diye. Aslan burcu erkeği gerçekten çok böyle bu dünyadaki en iyi karakterlerden birisi yani. Onlar ya, olmasa dünya yönetilemez. Çok gerçekten çok iyi yöneticilerin hepsi aslan burcudur ya yani. Megaloman direkt yani kendini aslan burcu erkeği diye kendi de aslan burcu nasıl övüyor? Başak burcu bir sanatçı oluyorlar o kadar yani. Güzel, yeter. Ha. Yok gerçekten işin şakası bir yana ben mesela öyle çok hastalık derecesinde titizlik yok. Düzenliyimdir ama. Her şey böyle planlı, programlı simetri olsun. Simetri hastalığı var mı? Yok öyle durumlar yok ama düzenliyimdir. Her şey derli toplu olsun isterim. Yani böyle işte konsere gidiyorum mesela o eşyalarımı toparlayıp böyle bavulun içine atmam. Yine katlar, yine düzenli bir şekilde hani şey yaparım falan. Yani her şey düzenli olacak. Onun haricinde o biraz şeyden kaynaklanıyor, mükemmelliyetçilikten kaynaklanıyor. Her şey dört dörtlük olsun, güzel olsun istediğimiz için aslında. Zorluk değil bu yani. Kendin için de öyle düşünüyorsundur. Ay daha güzel olayım. Tabii canım yani kendine de özen gösteriyorsun. Aynen çok saçım takıntılık acaba noktasında olabiliyor bazen o. Bir de zor beğenir Başak Burcu kadınları. Çoğu da evde kalır. Yani evet muhtemelen. Zor beğenirim gerçekten öyle ya. Zor beğenmek de kötü bir şeydi, doğru mu? Ya işte evet, inceleyip her şeyi sık dokuyorsun falan, işte kusur, eleştirir, çok çabuk eleştiriyor her şeyi bir de Başak Burcu, ondan dolayı herhalde. Sen de ben yok. Ben seviyorum ya Burcu'mu, bir de benim yükselen Burcu'm da Akrep. O da mesela biraz böyle ikinci bir burçtur falan derler ya. Ha, o özellik de var. Var sende bu özellik. Hakikaten. Yok yok, ikinci sen de, değilim. Sende yoktur ama biraz takıntılı ve önyargıları da vardır Başak Burçları'nda. Ya bak hiç önyargım yok. Gerçekten yok. Ama şöyle bir durum var. O da işte herhalde Akrep'ten dolayı bende var biraz. Tedbirli yaklaşım. Yapılan iyi ya da kötü hiçbir şeyi gerçekten zaman geçse de unutmuyorum. Yani o karşımdaki insanın söylediği söz, iyi, kötü, yaptığı iyilik, kötülük. Hani bu kin tutmak değil, herhangi bir zarar da vermem karşımdaki insana. Asla kötülük geçmez içimden. Hani Allah'ından bulsun derim en kötü yani öyle bir durum olursa da. Ama çok iyi niyetliyimdir ya. Bir klip arası versek de verelim. Sonra devam etsek. Tuğba Yurt stüdyomuzda Number One Star programı devam ediyor sevgili seyirciler. Çok keyifli bir program oluyor. Kesinlikle. Şeyde kalmıştık, kadınların bu zayıflama hastalığı. Evet. Şimdi dedin ya ben spora başladım dedi ama dikkat et bazen böyle spora başlıyorlar, vücutlarının şekilleri bozuluyor erkekler için de. Bakıyorsun normal güzel filinta gibi bir adam kas yapacağım diye kocaman meme yapıyor bilmem ne yapıyor. Evet böyle. Evet çok dozajını aştığın zaman çok kötü bir noktaya da gidiyor gerçekten hem görsel anlamda hem de belki sağlık için. Bilinçli yapıyorsun değil mi sen? Ben bilinçli yapıyorum zaten hani öyle zayıf olayım zaten zayıfım hani ben. Bildim bileli kendim hani hep aynı gayet kilodayım zaten. Güzel yani. Hiç, ne çok fazla kilo verdiğim oldu benim ne de çok böyle kilom düştü. Ya yani bir kilo veririm, iki kilo veririm, iki kilo alırım. Hep böyle gitti. Ben daha dinç kalmak için aslında hani biraz da yaş itibariyle de hani sağlıklı bir vücut elde etmek için gidiyorum. O kadar. Yaş itibariyle derken yaşlandın mı sen? Yani ne bileyim hani belli bir yaştan sonra insanın daha çok ihtiyacı oluyor yani işte. Yok be yer sen daha çok genç. Olur mu öyle şey yani ne alakası? Tabii spor yapmak güzel bir şey. Tabii sağlıklı olmak için, aynen. Spor yaptığın zaman daha sağlıklı oluyorsun, daha dinç hissediyorsun. Bir hayat, daha dinç, bir de daha iyi uyuyorsun vesaire. Evet. İnsanın yani sürekli düzene giriyor aslında hayatım. Bir nevi disiplin ya, tabii, ona tabii. Ayak uydurmaya çalışıyorum. Ya ben eskiden işte ortaokula giderken, liseye giderken falan inanılmaz spor yapıyordum. Çok keyif alıyordum. Spor yapmak benim için büyük bir hobiydi. Mutluluk veriyor çünkü. Kesinlikle, evet. Yani profesyonel futbol oynuyordum, okul takımında oynuyordum. İkisini birden yürütürken işte ne bileyim tiyatro yapıyordum falan böyle. Çok acayip enerjimi boşaltıyordum. Şimdi aynen. Bence yeni nesil genç jenerasyondaki problem enerjilerini boşaltacak şeyleri yok. Uğraşları yok. Çünkü sosyal medya bizi mahvettiği için öyle. Her şey böyle. Birçoğu oyun oynuyor. 24 aynen. Saat oyunun başından kalkmıyorlar filan. Ya da başka şeyler. İşte uğraşacak bir şeyler bulmak lazım. Lazım sadece lazım. İşte hani o fiziksel anlamda spor ya psikolojik olarak da çok iyi geliyor. Çünkü 1-2 saatini kendine ayırıyorsun ve sadece kendinle ilgileniyorsun. Evet. O bile yeterli yani. Ya bir de şey oluyor mesela, ne yapıyorsun boş zamanında?
Çok kitap okurum. Ya çok kitap okumak da bir maharet değil yani. Yani aynen kitabı öyle. Da yani okuyacaksın. Aynen. Değil mi? Filmi de izleyeceksin aynen. Vesaire. Bunu başardığımız zaman zaten hayatımız çok daha güzel oluyor. Evet. Şu bir klip arası verelim tamam. De şu zayıflama konusunu konuşalım. İrem Derici ile beraber gündeme geldi. Evet. İrem Derici'ye tekrar geçmiş olsun dileyelim. Birazdan buradayız. Tuğba Yurt'la beraberiz programımızda sürüyor. Şimdi tabii biraz önce konuştuk işte yani bu zayıflama meselesi. Kadınlar çok mu takıyorlar? Erkeklerden daha fazla takıntı yapıyorlar galiba bu zayıflama işini ve zayıf kalma işini. Evet. Ve abarttıkları zaman da maalesef bir ara Gülşen'in de başına gelmişti. Bu anoreksiya denilen bir anoreksiya, hastalık. Evet. Bir de bulimia diye bir şey var. Evet galiba. İşte Ayşen isimli bir şarkıcı arkadaşımız vardı. O da yaşamış. Evet. Sen de böyle şeyler olmadı değil yok, mi? Yok ben yaşamadım çok şükür ya. Yani. Sen ne düşünüyorsun bu zayıflama konusuyla ilgili? Yani insanın ilk önce kendisiyle barışıp, ya biraz insanlar da dışarıdaki insanlar da buna itiyorlar işte çok kilolusun sürekli göz önünde olan bir insan. Doğru. Sürekli böyle eleştirel yorumlar falan insanı psikolojik olarak bozuyor ve ona sanki bir şeyler yapmalıyım, zayıflamalıyım gibi hissettiriyor sanırım. Çok doğru bulmuyorum tabii ki sağlıksız bir şekilde zayıflamayı. İrem de sanırım o şekilde hani hep sağlıklıyım aslında falan dedi ama sanırım sağlıksız bir... Yani hiçbir şey yemiyormuş falan hatta sanırım evet, evet. Yani. Ya ben şuna da şaşırdım Tuğba. Yani bu kızın annesi babası da mı görmedi acaba bu kızın bu kadar zayıfladığını da? Tabii ki çok normal bir zayıflama yani. Hani görsel olarak öyle kollar falan bazı fotoğrafları paylaşıyorlar sosyal evet, medyada. Evet. Hani yok yani bayağı. Annem mesela sana müdahale eder değil eder, mi? Ne yapıyorsun tabii ki kızım eder. Der yani. Gel buraya falan der yani. Aynen öyle yani. Ve arkadaşları. Evet, ne bileyim ben bunun biraz psikolojiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani işte sürekli kendini zayıflama isteği sürekli. Ne bileyim çok şükür hiç öyle bir şey yaşamadım ya. Yani yaşayanlara da ne diyeyim kolay gelsin yani geçmiş olsun. Bence bir insanı bir insan işte fiziki görüntüsüyle değil de onun zekasıyla, onun aynen. Karakteriyle, onun işte ne bileyim ruhuyla vesaire bu kısımlarında bir ilgilensin gerekiyor. Ve onu o şekilde kabul etsin. Ama maalesef bizim ülkemizde öyle değil yani işte sosyal medyada bir şey paylaşıyorsun. Ufacık bir şey eleştirecek bir şey arıyorlar ve onu yazıyorlar. Onun üzerine yükleniliyor genelde. Evet. İnsan mutlu olduğu gibi yaşamalı bence. Evet. En önemli şey sağlık. En önemli şey sağlık. Kesinlikle. Aynaya baktığında kendini mutlu hissediyorsan her şeyin sağlıklısı, her şey dozajında güzel. O yüzden de Allah psikolojiyi bozmasın yani gerçekten ruh sağlığını bozmasın. En önemli şey o. Şimdi bir klip arası verelim. Tuğba Yurt stüdyomuzda devam edeceğiz birazdan. Tuğba Yurt'la beraberiz ve programımız devam ediyor. Senin mesela uğurlu sayın, uğurlu günün takıntıların var mı? İşte ne bileyim şey yani böyle inandığın bazı şeyler var mı? İşte aman önümden kedi geçti, bugünüm kötü geçecek falan gibi batıl inançların. Yok ya. Fal baktırma gibi huyların. Yok hiç öyle benim batıl inancım yok. Ben o tarz şeylere çok fazla takılmam yani. Bir hocaya gideyim bir kısmet işte, açsın falan filan ama gibi şeyler. Ama şeye çok inanırım mesela işte nazar hani insanların böyle kötü enerji nazar o gözleri falan. Bazen o enerjimi düşürüyor. Hmm. Hani onu bazen hissediyorum ama yok önümden kedi geçti de aman kötü bir şey olacak falan. Yok yani. Evet. İnsanlara bakışlarını anlıyor musun? Sana nasıl baktıklarını, nasıl anlamam mı? Ne hissettiklerini. Anlamam mı? Böyle ciğerini okuyorum yani. Yani hiç anlamam. Mesela benim ne kadar seni sevdiğim belli oluyor değil mi? Çok şu an. Ya o samimiyet direkt geçiyor zaten. Hiç problem. Seviyor ya da o da evet. Benden alır zaten. Karşımdaki insan da benden alır direkt evet, yani. Evet. Hani enerjimiz uyuşmadı. Onu direkt hissettiririm. Hmm. Seviyorsam da ya çok severim ya da hiç sevmem ben. Sevince de sen o zaman şeyini çıkarırsın, cılkını çıkarırsın yani. Yok cılkını da çıkarmamaya çalışıyorum ama seviyorsam değer veririm karşımdaki insana. Hmm. Sevmiyorsam da uzak dururum, zarar da vermem ama enerjim uyuşmadı. Hani görüşmeyelim canım diye. Peki şey ne diyeceğim, daha önce konuşmuştuk galiba seninle de hayvanları da seviyorduk galiba. Hı-hı. Bir hayvan besliyordun değil mi? Yok, evcil bir hayvanım yok. Yok muydu? Yok yok. Daha öncesinde hı-hı. Beslemiştim. Evet. Öyle bir şey Bursa'da yaşarken falan öyle köpeğim falan vardı ama şimdi? Şu an yok. Ya çok da istiyorum ama çok üzülüyorum ben ya. Böyle bir şey olacak işte hı-hı. Zarar gelecek, ölecek, alışkanlık o süreç çok kötü. Zor ya. Değil evet. Mi? Peki çocukları seviyor musun? Sevmem mi? Tabii ki seviyorum. Hayalinde bir çocuk var mı? Bir anne duygusu, annelik duygusu dürtüyor mu seni hiç? Yani bence her kadının içinde var zaten o duygu. Belli bir zaman sonra inşallah doğru insanı bulup evlendiğim zaman neden olmasın yani. Çocukları çok seviyorum ben de. Hmm. Ama şu an hiç zamanı değil. Daha kendime bakamıyorum. Annem mi bakıyor sana? Annem bakıyor. Bakıcılar mı var evde?
Yok, annem bakıyor. 30 senedir anneciğim bakıyor bana. Annen olmadığı zaman yemekleri falan kim yapıyor? Hazır mı yiyorsun? Hazır. Evde tek mi takılıyorsun? Yani kendim olduğum zaman tabii kendi başıma takılıyorum. Kendim de yaptığım şeyler var canım, makarna falan işte. Yapıyor musun gerçekten? Yapıyorum canım. Hiç inandırıcı gelmiyor. Hiç yapamıyor gibi. Makarna yapabilecek ya da yemek yapabilecek kapasitede bir kıza benzemiyorsun. Hayır, uğraşmadığım için yapsam var ya o kadar lezzetli yaparım ki üşenmem yani. Evet, yemek yapmayı bilmiyorum şu an. Kardeşim niye uğraşsın? Para var. Huzur var. Ondan sonra... Boşuna mı uğraşıyoruz yani? Alo, bir makarna. Nasıl olsun, şöyle olsun, böyle olsun. Artık tabii. Bir an öyle her şey ayağının altında yani. Yok ya, öyle de olmuyor işte insan yani. Kendi de uğraşmak istiyor bir şeylerle tabii ki ama benim hani o uğraşmama sebebi annemin yanımda olması, hani o rahatlıktan dolayı. Evet. Yemek yapmayı bilmemem de o rahatlıktan dolayı. Ama yapsam çok lezzetli yaparım çünkü annem çok lezzetli yemekler yapıyor. Muhtemelen ben de ona çekeceğim için güzel şeyler çıkarırım. Yemek yapmayı bilmiyor, hazır yiyor. Ama fit. Ondan sonra bir klip arası, hemen sonrasında buradayız. Burası Number One Star programı ve Tuğba Yurt stüdyo konuğumuz. Konuşuyoruz. Ben mesela bazen böyle hani ertesi gün tatilse falan uyumuyorum. Böyle film izlemek ya da belgesel izlemek ya da işte bir kalabalık geç bir ortam mesela. Kadar sohbet, muhabbet. Tatilse oturuyorsun. Gibi çekirdek, çay, kahve falan ondan sonra. Seviyorum ama ben çekirdek yemeği seviyorum. Bazıları tukaka falan diyor. Seviyor musun böyle şeyleri? Severim canım. Niye sevmeyeyim? Yer misin oturup çekirdek yemeği sevmez insan yani. Severim. Şimdi hep beraber hayal ediyoruz. Tuğba evde çekirdek yiyor. Bir taraftan... Ben çok eğitmen bir insanım. Böyle evde vakit geçirmeyi, böyle senin gibi işte değil mi? Geç saatte. Ben genelde hep geç uyurum zaten. Çok böyle erken saatlerde uyuyamıyorum. O da bir alışkanlık. Evet. İşte otururum, film izlerim, evde takılırım, işte cipsim, çekirdeğim. Severim yani o tarz şeyleri. Güzel. Aynen. Onun dışında mesela sabah kalktığında hemen kendini dışarı mı atmak istersin yoksa evde bir kahvaltı mı yapayım? Yani mesela dışarıda mı bir kahvaltı yapayım? Ya o zaman zaman değişiyor yani. Hani evet. Dışarı çıkmak istediğim zaman da oluyor ama genelde ağırlıklı olarak tabii ki de sabah kalktığımda evimde kahvaltı yapmayı, sonra işim varsa dışarı çıkarım ederim. O değişiyor yani. Mesela uyguladığın güzellik sırları var mı? İşte kürler, bakım şeyleri falan böyle şeyler var mı? Yani dikkat ediyorum. Özel uğraştığım bir şey yok ama hani genelde böyle daha çok bitkisel yöntemlerle. Çok makyajlı dolaşmamaya dikkat ediyorum. Günlük hayatımda aşırı makyaj yapmıyorum işte fondötenler, neden? Onlar bunlar. Neden? Sevmiyorum, ihtiyacım da yok çok fazla zaten. Hayır, ama, çok şükür ki. Ama yani mesela birçok genç kız sizin sürekli makyajla yatıp kalktığınızı düşünüyorlar sanatçılara. Yok, ben mesela sahnem falan bittikten sonra hani çok yorgun ve şey değilsem, hani bitik değilsem kesinlikle makyajımı falan temizlerim. Hayatta makyajla yatamam. Evde de makyajsız dolaşıyorsun. Tabii. Aynen. Aynen. Mesela bazı genç kızlar sizin banyoda bile makyajla takıldığınızı düşünüyorlar. Bir sonra fotoğraf çekiyor. Abi ben doğal görüyorum. Halim. Ben görüyorum mesela, şaşırıyorum. Her yerde makyajla fotoğraf. Okullarda okula giden öğrenciler bile şeyi de makyajla seviyorum fotoğraf ama. Paylaşıyorlar. Hani bakımlı olmayı işte şu an mesela yaptığım makyaj kıvamında sonuçta dışarı çıkıyorum. Hani bir özen gösteriyorum tabii ki kendime. Ama bu kadar yani hani böyle abartı, böyle boya badana yapmam yani hiçbir zaman. Şimdi bir klip arası veriyoruz. Hemen sonrasında makyaj sırlarını anlatacak Tuğba bize. Tamam. Tuğba Yurt'la beraberiz. Number One Star programı devam ediyor. Şimdi gerçekten hafif bir makyaj için ne yapmak lazım? Hafif bir makyaj şöyle oluyor. Ya ben mesela kendi yaptığımı söyleyeyim. Günlük hayatta dediğim gibi fondöten falan sürmüyorum. Bütün yüzümdeki o gözenekleri kapatacak pudralar, onlar bunlar yok. Ben sadece göz makyajı yapıyorum işte. Rimel. Çok az far. Buraya geldiğim için bu far. Normalde mesela şu an dışarı çıkacak olsam hayatta şu gözümün üzerine de sürmem. Tek rimel sürerim. Göz kalemi. Ne sürersin? Tek rimel. Tamam. Sürerim. Göz kalemi. Dudağıma şey. Bu kadar. Kaşlarda bir şey var mı? Kaşlarda ufaktan tabii buraya geldiğimiz için. Ufaktan tabii. Ama bunları mesela şurada allık falan. Sırf çekim olduğu için birazcık. Çekim olduğu için. Evet. Normalde yani allık da olsa iki tane pat pat yapıyorsun. Sürmüyorum bazen. Böyle yanaklarımı sıkıp kızartıyorum. Ne yapıyorsun? Yanaklarımı sıkıp kızartıyorum. Gerçekten mi? Ya yok canım, öyle şeyler vardı ya önceden. Yapıyor musun ya? Hayır oluyor. Canım yapmıyorum yani. Bazen ara ara sürdüğüm zaman da oluyor. Genelde çok ihtiyaç hissetmiyorum işte. Number One Star programı bugün de sona ermek üzere. Çünkü sohbetimizin sonuna geldik Tuğba. Yeni şarkın çok güzel. İnceden. Yavaş yavaş listelerde yükselmeye devam edecek. İnşallah. Çok da güzel olmuş. Klibi de, şarkı da tekrar elinize, kolunuza, yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Ben de bol bol desteğinizi bekliyorum bu şarkıya da. Çünkü gerçekten çok güzel olduğuna inanıyorum.
Dinleyenlerinize de size de teşekkür ederim. Kaç tıklaması oldu şu anda? Bir de böyle hiç bir... bakmadım en son bugün ne oldu bilmiyorum. Ama, önem veriyor musun oradaki sayılara? Yani önem vermek durumunda bırakıldık yani. Ya şöyle... Sahte tıklamalar oluyormuş yapıldığı orada. Yapıldığı için maalesef insanlar hani böyle işte... Bakıyoruz yani bizde ne oluyor, ne bitiyor, nasıl tıklanıyor, ediyor falan. Ama benim için dediğim gibi o da önemli. Ama her şeyden önemlisi radyoların çok çok çalması. Daha önemli benim için. Evet. İşte TV'lerin daha fazla döndürmesi. Sosyal medyada tabii ki insanların dinleme oranını gösteriyor, gerçekçiyse. Hı hı. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu sahte tıklama konusunda sana da teklifler geliyor mu? Ben geçenlerde bir müzisyenle konuştum. Hı hı. Bir ortamdaydık, böyle sanatçı mı ortamındaydık, böyle bir stüdyoda filan. Dedi ki ya bunu tarifeye dökmüşler, bize de geliyor dedi. 50 bin tane teklif geliyor. İşte şu kadar para verirsen YouTube'da şu kadar. İyi iş oldu bu ya. Bayağı öyle bir sektör olmuş. Evet evet. Sana da geliyor mu böyle teklifler? Yani bütün söyleyenler var, sosyal medyada yazıyorlar direkt işte şu kadar TL, bu kadar tıklanma, bu kadar takipçi falan. Evet. Yani çok fake durduğu belli zaten yani hani işte takipçi sayısı da öyle, bir bakıyorsun milyon takipçisi var, beğeni sayısı. Ya etkileşim çok önemli. Hani orada takipçi sayın evet düşük ya da çok gözükebilir ama etkileşim çok önemli. Benim hiç çok şükür ki öyle takipçi sayılarımda falan hiç öyle bir şeye de gerek duymadım. Olan kalan sağlar benim olsun yani diye her şeyim gerçekçi çok şükür. Ya teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim, çok keyifliydi her şey için. Sağ ol. Kapanışı inceden incedenle yapalım. Olur. İşte o güzel klip, son video klibi sanatçının sizlere geliyor. Hoşça kalın, görüşmek üzere.